Başka tarifi var mı? Bakın bugün hala FETÖ davasının cevabını arayan soruları var. En önemli soru hangisi? Mesela ben şunu çok merak ediyorum. Eğer darbe, darbe gecesi VIP neredeydi? İl ve evet merkez. Herkes, ben şu parti bu parti demiyorum. Herkes Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu öğrendi. <laughs> hayber dönlerde dolundu. Yalnız e, bakın ben, ben onu şöyle söyleyeyim. E, Kılıçdaroğlu konusu ben Kılıçdaroğlu'nu savunmak için söylemiyorum. Halo, Olay mı? meydana geldiğinde havada ve şeye iniyor. Yok yok onu herkes bildi diyor. Ha ha, yani, ha. E, tamam onu herkes bir tartışırsınız şöyleydi. Benim şöyle bir özelliğim var. Ben bütün darbeleri yaşadım. E, 60 darbesinden sonra daha sanat sen yiyene. Ben 60'ta ilkokuldaydım. Hayat ben lisedeydim. Ben sokaktaydım. 12 Mart'ta mahkum oldum. Yurt dışına çıkmak için buraya geldim. İstanbul'a geldim. Hala buradayım. 12 yıl da Erbakan'ın danışmanıydım. 28 Şubat'ta Sincan toplantısını ben düzenledim. Beni sanık yapmadılar. Kimse yapmadı. Mecliste 28 Şubat soruşturmasına beni dinlemediler. Çünkü anlatacaklarım kimsenin işine yaramıyor. Evet. Yaramıyor. Doğru. Çünkü insanlar gerçeğe aramıyorlar. İnsanlar karşı tarafı mahkum etmek istiyorlar. Ya 28 Şubat'ta bir gün önce ben NTV'de Gece ikiye kadar biz darbe geliyor mu onu konuştuk. E bu o bant izleyin ya. Evet. Yani ben o dönemde komanla mahkemelik oldum. Ne bileyim, Çevik birle mahkemelik oldum. Genelkurmay'da hürriyette Örnekle, tam, e... tam boy, resim vardı. 15 evet. gün ben genelkurmay ve o çevrelerde kaldım. Ya bildiklerimi anlatayım. Kimsenin işine yaramıyor gerçek. 28 Şubat'ta da konuşacak değil mi? Ben çünkü sıcak bir şekilde yaşadım o süreci. Evet. Gelelim 15 Temmuz'da. Ben 15 Temmuz'da Marmaris'e 20 kilometre mesafede Fethullah Gülen ve Darbeler konulu konferans veriyordu. <laughs> 1991'de Fethullah Gülen bu projeyle görevlendirildiğinde Graham Fuller geldi. Bu işin si siyasi ayağını benim siyasi ayağında benim olmam için görüştük kendisiyle. E bunu açıkladım kimse de dinlemek istemiyor. Bu din benim dinim değil diye bir kitap yazdım orada. Amerikan Öslem geliyor diye anlattım. Kimsenin işine gelmiyor bunlar. Yani herkes karşısındaki politik rakibinin, ideolojik rakibinin kafasına vuracağı bir sopa arıyor. Tabii. Halbuki ben arkası arkası bunları söyleyince hepimiz suçluyuz. Hepimizin hataları var. Bakın çok ilginç. Fethullah Gülen bana ilk işi toplamışla beraber hoşgörü ödülünü verdi. Evet. Amerika'da o zaman Helen Hamlet Uluslararası İnsan Hakları ödülünü, Human Rights Watch ödülünü verdi. Herkes ödül veriyor. Çünkü benim hayır diye, diyeceğime ihtimal vermiyorlardı. Ama ben hayır dedim. 6 ay önce 15 Temmuz'dan iktidarı uyardım. Darbe geliyor, yanlış gidiyorsunuz, birbirinize gireceksiniz. Cemaat de yalanladı beni. AK Parti de yalanladı. Ben de yazımın sonunda dedim, her iki tarafta benim iddialarımı reddediyorlar. 15 Temmuz öncesinde eee duguya geldi. O, o da söyledi. O zaman öncesine gelirsek e, AKP ile e, FETÖ'cülerin ilişkisi, Fethullah Gülen'in ilişkisi bir e, çıkar birlikteliği miydi? Karşılıklı yoksa bir gerçekten bak, ülke bak, için Bak sistemi bütün doğru görmemiz gerekiyor. AK Parti'nin içinde yoğun olarak vardır çünkü iktidar Oradaydı. Hani sızdılar lafına inanıyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Başından beri için. Şimdi... Yerleştirme mi, sızma mı? Hayır, hayır. Başından beri. Aynı şey CHP için. Tayyip Erdoğan'a tekrar bu e, muhtar bile olamaz diyenler de bunlar. Daha sonra meclise girmesi için açan. Baykal da itiraz etmedi ve destek verdi. Çünkü Baykal'ın Cumhurbaşkanı olması, Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürünü bile atamaması söz konusuydu. Baykal. E demek ki Baykal'da durup dururken... O Tabii. da bir şey. Baykal bu görevini yapamayınca cezalandırıldı. MHP'ye de sus otur yerinde dendi. Bir bakıyorsunuz MHP 28 Şubat sonrası Apon'un getirildiği hükümette idama karşı. Evet. Arkasına bakıyorsunuz bir Ergenekon, Balyoz meselesinde CHP'de avukat. Bir bakıyorsunuz şimdi AK Parti ile beraber. Bundan hiçbir sorumlu yerde i̇şte Peki oldu niye geldi, getirdi? Kim getirdi? Niye getirdi Kılıçdaroğlu'nu? AK Parti'nin başındakiler kimler? İstanbul'daki, Ankara'daki, belediyedeki, çevredeki bir takım aktörler kimler? Ah i̇şte bakın burada başka şeyler var. Ama bunu söylediğiniz zaman eğer gözünüze kibriti çok yaklaştırırsanız arkasında ormanı kaybedersiniz. Olmadıkları yer yok. Evet. Nerede daha fazlalar, nerede daha fazla iş varsa oradalar. Peki hiç mi fark etmediler? Fark Kamer Genç mecliste söylediği Peki, zaman AKP yani... grubundan Kamer Genç'in üzerine yürüdüler. Dövmeye kalktılar mecliste. Tamam görmek, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Görmek istemeyenden daha kör kim olabilir? Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. Görür ama anlamaz. Anlamaz anlamak istemez. Görmek istemeyenden daha kör kim olabilir? İşlerine gelmiyor. Bu her yerde hepsi hain anlamına gelmiyor. Keşke AK Parti içindeki namuslu insanlar, CHP içindeki namuslu insanlarla, erdemli insanlarla birlik olup herkes önce kendini temizlese. Evet. Benim durduğum yer bu. Ama ben AK Parti yerleştirince CHP'den işte ne bileyim tele de destek veriyor. CHP'yi yerleştirdiğim zaman bu, bu, bu. ya ben sizin olanınız mıyım? Yani ben ortalığı karıştırmak için değil ki hakikati bulalım. CHP'nin içinde de var bunlar. CHP'nin içinde daha eski ta Fethullah Gülen 1962'de İzmir'e geldiğinde ben Kasım Bilekrez'le tanışıyorum. Ta, 60 60'tan sonra. Ki o da çok tartışmalı bir politikacıdır. Tamam onun kızı kim? Kasım Gülek kim? Yani genel sekreter bu adam. E o zamandan önce Fethullah Gülen'in arkasındaki isimler kimler? Bunu Diyanet'e Yaşar Tuna gör. Amerika CIA bağlantısı, askeri istihbarat bağlantısı Fuat Do. Ki Yeşil Kart olayında FBI karşı çıktığında CIA tabii, tavsiye mektubu göndermişti. yani Fuat Do, Fuat Doğan'ın kim olduğu da belli. Kendi tarafları da var. AKP bunun neresinde? E AK Parti'nin kuruluşunda zaten iki tane ayak vardı. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ı Anadolu'yu örgütlemek için İstanbul'da başlattığı hareket. Bir tanesi de e, Ankara'da Abdullah Gül Triosu şu. Bir şey söyleyeyim araya o. O yıllarda ilk AKP kabinesinde, ilk AKP kabinesi kurulmak, Tayyip Erdoğan kabinesinin kurumunda tanıdığım bir iş adamı vardı Bülent'e yakın. Sizden kimse var mı diye sormuştum ben. İlk kabinede 8 bakan var demişti. Temas kurdukları. Yani bakın e, bunların 3 dereceli ilişkileri vardı. Bir, daha, bir kısmı doğrudan kriptodur. Bir kısmıyla çıkar ilişkileri kurmuştur. Hiç yani kriptodan daha tehlikelidir. Çünkü her taraftan kuşatılmıştır. Bir tanesi temas noktası vardır. Yani orada bir bağlantı e, kaynağı vardır. Şimdi AK Parti'nin Ankara ayağında kim vardı? Abdullah Gül. Hı. Yanında eski İçişleri Bakanı şey Beşir A, Ve, hayır e, hayır Abdullah Gül'ün yanında olan e, Bülent Arınç Bülent Arınç Abdullah Gül Bülent Arınç bir kişi daha var merkezde. Bu trio e, Ankara'yı örgütlüyordu. Ankara daha çok uluslararası diğer harici gruplarla temas halindeydi. Bunların Anadolu teşkilatı yoktu. Tayyip Bey'in de uluslararası bağlantıları zayıftı. Bu ikisi bir araya gelerek partiyi kurduklarında FETÖ'cüler de etraftan mesela işte soldan da bir takım kişiler bakan bakan oldular. Bunlar dur takım olmadı.